Antakya Belediyesi Gönül Sofrası etkinliği kapsamında mahalle programlarına devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen programa Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyet katılım gösterdi. Antakya Belediyesi'ne ait mobil mutfak vasıtasıyla Yeşilova Mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılırken, aynı zamanda mobil sahne aracılığıyla da mahalle sakinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf dinletisi eşliğinde maneviyatı bol ve huzur dolu dakikalar geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte vatan toprağı için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Allahümme Rabbana ya Rabbana teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ilel hakki ve ila tariqil mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmet men ersaltehu rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi ismazam Kur'an-ı Muazzam mübarek zemzem hürmetine. Habibim, edibim buyurduğun iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine okunan Kur'an-ı Kerim'i, söylenen ilahileri, yapılan bu yemek merasimine hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı sevgili Peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün velilerin, evliyaların, din-i İslam'a hizmet etmiş alim ve ulemanın, bu mahalleden ahirete göçmüş bulunan bütün merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı atalarımızın kanlarıyla sularıyla bizlere emanet ettiği bu mukaddes vatanımızın, bu güzel vatanımızın bekçiliğini yaptıkları bir sırada şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hepsinin kabrini pür nur, makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin diye bu kardeşlerimizle bütün geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, milletimizi, memleketimizi, ordumuzu, yurdumuzu, bayrağımızı, Kur'an'ımızı, askerimizi, polisimizi sen koru ya Rabbi. Milletimize, memleketimize birlik ve dirlik ihsan eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Değerli meclis üyelerimiz, mahallelerimiz, müdürlerimiz, buraya teşriflerinizle bizleri onurlandıran çok kıymetli hanım bacılarım, değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bu güzel akşam yemeğinde bizi sofranıza ortak ettiğiniz, bizi sofranıza davet ettiğiniz için şahsım, teşkilatım ve Antakya Belediyesi ailesi adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, inanın Yeşilova mahallemize ne zaman gelsem evime geldiğimi hissediyorum. Siz kıymetli büyüklerimiz, kardeşlerimiz, başlarımız bizleri kendi öz kardeşi gibi, bir yakını gibi kalbine koymuş, bizleri her zaman ev sahipliği yaptınız. Biz sizlerin bu duasına layık olmak için şahsımız, ekibimiz her zaman sizlerin en küçük ricasını emek telakki eden bir bakışla hizmetimizi bundan sonraki süreçte de yapacağımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum. Bize gösterdiğiniz bu ilgiye, alakaya layık olmanın gayreti içerisindeyiz. Allah bizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bizler göreve geldiğimiz andan bugüne kadar şöyle defterleri karıştırdık. Ne yapmışız? Yeşilova mahallemizde bugüne kadar ne yapmışız diye bir baktım. Yaptıklarımı birer kelimeyle özetlemek istiyorum belediye manasında. Bugüne kadar Yeşilova mahallemizde 38 bin metrekare parke taşı döşedik. Bugüne kadar Yeşilova mahallemizde 300 ton asfalt malzeme ile yollarımızı genişlettik, asfalt malzeme kullandık. Gene imar yolları çalışması yaptık.
5.1 metre 7 yol açımı yaptık. Aynı şekilde ham yol olarak da tarla yolu olarak da 5.000 metre yol çalışmamız oldu. Kıymetli büyüklerimizin arzu isteği üzere bu yaptığımız ham yollarımızla ilgili 350 metre düz döşemesi, köprü geçişleri yaptık. Daha birçok faaliyetlerimiz olacak. Aynı şekilde haftanın belli günlerinde düzenli bir şekilde göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilaçlama faaliyetlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Özellikle temizlik konusunda ekiplerimiz düzenli bir şekilde bütün mahallelerimize geldiği gibi Yeşilova mahallemize de geliyor. Hem caddelerimizi, sokaklarımızı toplu temizlik kapsamında temizliyoruz. Lazım gelenleri bundan sonra daha hassas bir şekilde inşallah bitireceğiz. Yine Antakya'mızda kentsel dönüşüm projemiz başladı. Şu anda ikinci safhasını bitirdik. 2016'nın ilk çeyreğinde ilk kazmamızı inşallah bulacağız. Kıymetli büyüklerim, tabii birçok faaliyetimiz var. Antakya'mızda bugüne kadar 1 milyon 50 bin metrekare parke taşını döşedik 95 mahallemizde. Tabii bu hayaldi, bu hayali biz gerçekleştirdik. Siz büyüklerimizin duasıyla, desteğiyle bütün bunları yapabildik. Bizlere bu hizmetleri yapmamızda imkan sağladınız. Güç kuvvet verdiğiniz için ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Kıymetli büyüklerim, gene 95 mahallemizde bugüne kadar 70 bin metre yeni stabilize yol açımı yaptı. Gene imar yolu olarak 80 bin metre yani 80 kilometre yeni imar yolu açtık toplam 27 mahallede. Bu yaptığımız faaliyetler önemli ama önümüzdeki süreçte inşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü bugüne kadar Antakya'mızda belediyemize 86 tane iş makinesi satın aldık. Her türlü kepçemiz, kraliterimiz, kamyonlarımız, silindirlerimiz şükürler olsun. Makine ekipmanımızı tamamladık. Bundan sonraki arzu ve isteklerimizi daha hızlı bir şekilde inşallah yerine getirecek bütün eksiklerimiz tamamlandı. Bir dediğinizi iki etmeyeceğiz. Kıymetli büyüklerim, cami konusunda İbadethanelerimizin temizlik konusunda da önemli faaliyetlerimiz oldu. Şu an itibariyle 264 tane ibadethanemizi her 15 günde bir tertemiz pırıl pırıl ediyoruz. Duvarlarını, halısını temizliyoruz. Şimdi özel bir tane makine siparişi yaptık. Bu makine önce ilaçlama yapıyor, daha sonra vakumla tertemiz hale getiriyoruz. Suyla yıkadıktan sonra yarım saat sonra o halı makineden yıkanmış ve yarım saat sonra tekrar namaz kılabilecek şekilde tertemiz tutkulu bir şekilde milletimizin hizmetine sunuyoruz. Böyle bir makinamızın da siparişini verdik, bir örneğini getirttirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte sadece süpürmek yetmez, bir de son sistem makinalarla tüm camilerimizin halılarını pırıl pırıl tertemiz bir hale getireceğiz. Onun da müjdesini buradan ilk kez vermiş olayım. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli büyüklerim, yaptığımız birçok faaliyetler var. Özellikle gençlerimizi eğitim kurslarımıza davet ediyoruz. Özellikle 8. sınıf talebelerimizi, aynı şekilde üniversite sınavına hazırlanan talebelerimizi 30 tane öğretmenimiz, 30 tane servis arabamız ve 30 yardımcı personelimizle toplam 3500 öğrencimize bu kurslarımızı veriyoruz. Kısaca biz belediye olarak sosyal, kültürel, sporcu, sanatsal birçok faaliyetlerimizi bundan sonraki süreçte de her geçen gün daha fazlasını Allah'ın izniyle yapacağız. Bütün bu yaptıklarımız ve yapacaklarımızı siz büyüklerimizin bizlere gösterdiği ilgi, alaka ve destek sonucunda yaptığımızı ben bir kez daha ifade etmek isterim. Bütün bu yaptık, ettik dediklerimize
imkan sağladığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah hepinize razı olsun. Geçmişinize rahmet.